Türkiye'nin bonusu bol yasal bahis sitesi birebin.com muhabir masasını sunar. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Evet, muhabir masasından herkese iyi akşamlar. Yoğun bir trafik varmış demin radyo trafikten. %85 dediler İstanbul trafiği. Doğrudur. O saatler zaten yoğun, İstanbul'da en yoğun saatleri. Evet, şu anda Atakaş Hatay Alanya maçı var. Onu söyleyelim, biliyorsunuz hafta içi de maçlar var. Şu an Hatay'ın 1-0 önde olduğunu söyleyeyim. Saat 20'de Siltaş Yapı Pendik Spor Kasımpaşa maçı var. Burak Şeker yönetecek ve gene Beşiktaş Yukatel Adana Demir Spor maçı var. Atilla Karaoğlan, ben Aygün Özpek. Ben Kerim Öztürk. Ben Yılmaz Dirim. Evet, muhabir masası tüm hızıyla başladı. Bir bağlantı yapacağız. Amerika'ya doğru gideceğiz sevgili arkadaşlar. Ama tabii ondan önce bu akşam hakikaten baktığımız zaman Kerim, biraz Beşiktaş'tan gidelim. Sayın Hulusi Bergi bize bağlanacak. Son dönemlerden İsmail Kartal üzerinden de çok yoğun bazı eleştiriler de vardı. Evet. Onlarla ilgili bazı açıklamalar yapacak ama bu akşam hakikaten zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyor. Çok zor. Gerçi Adana Demirspor'un da son dönemlerde ciddi oyununda düşüşler var. O giden futbolcularla birlikte, yani takımda ciddi bir revizyon var. Adana Demirspor'un yeni hocasının tabii burada Hikmet etkisi hocam, olacak. Hikmet Karaman'ın. Ama Beşiktaş'ın işi daha zor. Beşiktaş çünkü ilk maçlarda bir hoca geldikten sonra, işte tribünde hemen sonrasındaki maçlarda biraz amiyane bir tabir olacak ama biraz böyle bir gazla bir hareketlendi, biraz gaza bastı. Fakat en son maçta gördük ki Pendik maçında. Evet, hatta şu anda tamam. Hulusi Bergör Amerika'da çünkü bir an önce bağlantıya kuralım. Fenerbahçe eski yönetim kurulusu Sayın Bergür şu an hattımızda. Sayın Bergür, nasılsınız? İyi misiniz? Duyuyor musunuz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kerim Öztürk ve Yılmaz Dirim'le beraberiz. Muhabir masasındasınız. Bütün arkadaşlara sevgiler. Şunu sormak istiyorum. Hafta sonu böyle bir beklentiniz var mıydı? Böyle bir Fenerbahçe futbol takımından böyle bir puan kaybı beklentiniz var mıydı? Oradan başlayalım. Ne hatalar yapıldı, neler söylersiniz? Yani ben Samsun Spor maçında deplasmana gitmiştim. Orada da Samsun'un oynadığı futbol kötü değildi. İyi bir antrenörü var Samsun'un. Yani ben puan kaybetme ihtimalimizi olduğunu tabii ki bu maçta düşünmedim ama gene de insanın aklına gelmiyor değil. Evet. İyi bir teknik direktörleri var. İyi oyuncuları var. Dolayısıyla yani bu tip kazalar olacaktır. Bir yol kazası olarak görüyorum ben Samsun maçını. Özellikle İsmail Hoca üzerinden çok fazla bir eleştiriler yapıldı. Oyuncu değişik tercihleri anlamında. Onu sormak istiyorum. Bir de İsmail Hoca'nın biliyorsunuz geçen hafta yapmış olduğu psikolojik üstünlük açıklaması vardı. Şu an psikolojik üstünlükle ilgili neler söylersiniz? Buyurun. Yani psikolojik üstünlükle ilgili Fenerbahçe hala lider. Taraftarı dağılmadığı takdirde, arkasında durduğu takdirde bu takımın psikolojik üstünlüğü hiçbir zaman kaybetmez. Ama tabii bizim çok kırılgan bir taraftarımız var. Bunu da anlayışla karşılıyorum. Son 10 senede 10 senedir şampiyon olamıyoruz. Kaç tane şampiyonluğu son maçta kaybettik. Böyle olunca insanlar biraz diyor. Onu da saygıyla karşılıyorum ama birazcık bu takım farklı bir takım. Bu takıma inanmak lazım. Liderlerin olduğu, iyi futbolcuların olduğu bir takım. İsmail Hoca'ya gelince, valla İsmail Hoca'nın bugüne kadarki performansını hepimiz çok takdir ediyoruz. Saygı gösteriyoruz. Bazı maçlarda hata da yapacaktır. Yani bu böyle bir şey kuralda yok. Her yaptığı, her uyguladığı değişiklik, her uyguladığı şey doğru çıkacak diye biraz saygı göstermek lazım. Kiminle konuştuysam bu maçla ilgili hocanın değişikliklerde geç kaldığını, yanlış değişiklikler yaptığını söylüyor ama hiç kimse hoca kadar futbolcularını tanımıyor. Kafasından geçenleri net bir şekilde bilmiyor. Saygı duymak, saygı göstermek lazım diye düşünüyorum. Böyle çabuk panik olmak, hemen asıp kesmek doğru değil. Bugün Jeko'ya, Tadiç'e bile laf söyleyen taraftarımız var. Hepimizin beklentileri çok fazla ama bu futbolcular da star.
Gerçekten yapması gereken her şeyi yaptılar Fenerbahçe için. Asistlerle, gollerle şu anda Türk Ligi'ni domine ediyorlar. Yılmaz'ın bir sorusu var. Hulusi abicim, iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz Teşekkür ediyorum. Hulusi abi, ben şunu merak ediyorum. Şimdi yol kazası dediniz, bir küçük trafik kazası, ama bu zincirleme kazaya işte biraz önce konuştuğunuzun, söylediklerinizin içinde satır başlarında bu var. Fenerbahçe taraftarının kırılganlığı. Bu trafik kazası, zincirleme kaza olmaması için İsmail Hoca'nın neler yapması gerekiyor? İlk sorum bu olsun sevgili başkanım. Yani İsmail Hoca'dan evvel taraftarın ne yapması gerektiği çok çok önemli. Ben mesela bizim İstanbul Spor maçı, özür dilerim, Samsun Spor maçında taraftar bir anda ölüm sessizliğine bürüldü golü yedikten sonra. Oysa itici güç olması lazım. Bizim mücadeleyi bırakmamamız lazım. Fenerbahçe mücadelenin takımı, biliyorsunuz, her yerde, her zaman. Bizi ittiren, evet, yok. Arkamızdan bize destek olan bir federasyon yok. Başka unsurlar yok. Yani bunları çok net bir şekilde başkan defalarca açıkladı. Hala mesela çıkıp başkan konuşsun diyenler var. Ona da hayret ediyorum. Yani adam da artık ne desin? Her söylemesi gereken her şeyi söyledi. Bunları her hafta tekrar etmesi mi lazım, onu bilemiyorum. İsmail Hoca'ya gelince de panik yapmaması lazım. Hepimizin konuştuğu şey değişikliklerde panik yaptığı yönünde. Panik yapmasın, sakin düşünsün. Elinde güçlü bir kadro var. Hakikaten yedeklerle dahi Fenerbahçe 11'ini kurabilir. Yönetim kurulu bence tarihin en iyi kadrolarından birini kendisine teslim etti. Onu iyi kullandığı takdirde, ki futbol bilgisi, tecrübesi İsmail Hoca'nın ispat edilmiş bir konumdadır bence. Yani dönüp bakıyorsunuz, hiçbir zaman böyle bir başlangıç yapmadı Fenerbahçe. Yani burada anormal olan iki takımın birden bu performansı göstermesi. Performansında ben hiç böyle ittirme, kaktırma görmüyorum, ama öbür tarafta çok ciddi hakem hatalarının olduğunu hepimiz de görüyoruz ve takip ediyoruz. Sevgili başkanım, Fenerbahçe taraftarı özellikle bu hafta demek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın puan kaybetmesinden sonra yanılmıyorsam haftanın hemen hemen her günü Galatasaray yönetiminden, başkanından, Sayın Erden Timur'dan, hocasından, ikinci başkanından farklı farklı açıklamalar gördük. Biraz önce de söyledik, evet, Fenerbahçe yönetiminin daha ne konuşması gerekir, ama şimdi artık belli ki sahanın dışında da bir yarış var, sahanın dışında da bir savaş var. Fenerbahçe yönetiminin de burada biraz sesli olması gerekmez mi? Yani onlar, ya başkan üstüne düşen görevi yaptı. Konuştu, çıktı, anlattı her şeyi. Daha fazla konuşmasını ben başkanı çok istemiyorum, çünkü çok yıpratıyorlar başkanı. Diğer yönetici arkadaşlar belki düşebilirler, ama aynı şey, yani biz farklı bir camiayız. Adamlar aynı şeyi farklı farklı şekilde ifade edebiliyorlar. Dönüp baktığınızda bir söylediğini öbür söylediğiyle tutarsız açıklamalar yapıyorlar. Yani bir ligi bitirmeyiz diyorlar, bir barış içinde gitsin bu lig diyorlar. Yani bizimkilerin ruhunda öyle bir şey yok, ben öyle görüyorum. Dolayısıyla biraz da sessiz kalmalarını ona bağlıyorum. Belli ki iki tarafa da biraz daha sessiz kalmaları, sulh içinde olmaları için tavsiyede de bulunmuşlar. Ama Fenerbahçe bu tavsiyeyi yerine getiriyor da diğerleri pek yerine getiremiyor maalesef. Yapmak lazım mı, neye yarar, onu da, o da tartışılır. Ben öyle görüyorum. Sevgili başkanım, ben son sorumu da sorayım size. Şimdi kendi sosyal medya hesabımdan da paylaştığım için bunu gönül rahatlığıyla size de ve dinleyicilerimizle de paylaşabilecek durumdayım. Şimdi Fenerbahçe Başakşehir'le oynayacak. Başakşehir'in maçlarında tribünlere baktığınızda yani sayabileceğiniz bir taraftar topluluğu var, ama hafta içinde Başakşehir'in yaptığı antrenmanda bir grup, ciddi anlamda bir grup antrenmanlara giderek takıma destek verdi. Ki bu da sosyal medyada çok konuşuldu. Bunun için ne söylemek istersiniz? Vallahi demin genelde
yaşları küçük çocuklar, gençler orada olanlar. Tahmin ediyorum ya belediyeden götürmüşler ya bir yerden bu arkadaşları toparlayıp götürmüşler. Yani bazıları Galatasaraylılar gibi diye yorum yapıyor ama genelde genç arkadaşlar, küçük çocuklar olur böyle şeyler gidebilirler. Yani onlar da kendilerine taraftar bulma çalışıyorlar. Ama şunu söyleyeyim ben, Fenerbahçe yönetiminin, hani demin konuştuk ya, Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam ben her hafta bir maçı, özür dilerim, her hafta bir antrenmanı şeyde oynarım. Saraçoğlu. Atatürk Stadı'nda oynarım. Saraçoğlu diyoruz ama artık. Atatürk Stadı, doğru, Atatürk Stadı'na, doğru, doğru. Atatürk Stadı olması gerekiyor. Ona geldim mi henüz bilmiyorum ama Fenerbahçe kendi stadında antrenman yapar. Kapıları da açarım, bütün taraftarı oraya yığarım ve Fenerbahçe'nin ne olduğunu herkes bir görür. Hatta bir arkadaş güzel bir öneride de bulunmuş. Bir maçta diyor gördün, evet başkanım edelim. Gördüm onu. 250 liradan kombineleri, şeyleri, biletleri satalım. Kapıda satılsın, taraftar gelsin içeriye sadece girsin. Yani bu da çok güzel bir fikir. Yani birazcık Fenerbahçe'nin taraftar gücünü göstermesi lazım. Bizim statta biraz fazla seyirci var. Dolayısıyla taraftarla halkla birleşebilecek bir ortam hazırlanması lazım. O arkadaşımız bir maçı böyle yapalım demiş. Katılıyorum. Yapılmasında fayda var. Yani bir maçta kombinelerimiz iptal olsun. Ne olur ki? Bir de başkanım orada bir yaş sınırlaması da söylemiş o arkadaşımız. Yaşında 40... Yani belki 40 üstünde olan çok daha fanatik insanlar vardır, bilmiyorum. O yaş sınırlamasına çok da takılmamak lazım ama en azından haftada bir kere antrenman yapsınlar ya, gelsin bir 50 bin kişinin önünde antrenman yapsın Fenerbahçe. Yani Galatasaray hatırlarsanız bizim maçtan evvel yapmıştı, Beşiktaş başka bir maçtan evvel yaptı, bunları hatırlıyorum ben. Fenerbahçe her hafta bir antrenmanını seyirciyle bütünleşerek yapsın. O seyircinin yaratacağı atmosfer mutlaka yönetenlerin, federasyonu yönetenlerin, hatta devleti yönetenlerin bilgisi dahilinde, yani Fenerbahçe'nin ne olduğunu onlara gösterecek bir hareket olur diye düşünüyorum. Peki başkanım, çok teşekkür ediyorum. Dur, ben Aygün hocam. Abiye veriyorum sorusu şimdi. Hocam. Evet başkanım, ben de son bir soru sorayım. Merkez Hakem Kurulu çok ilginç bir hakem ataması yaptı. Görmüşsünüzdür tahmin ediyorum. Fenerbahçe Samsunspor maçını yöneten Bahattin Şimşek'i Galatasaray İstanbulspor maçına atadı. Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasının hakemi Abdülkadir Bitigen'i de Rams Başakşehir Fenerbahçe müsabakasına atadı. Bu da hakikaten çok ilginç bir atama olarak da sosyal medyada gündem oldu. Bu atama ile ilgili neler söylersiniz? Son soruma ek olarak da camiaya ne mesajınız var? Buyurun sayın başkanım. Yani burada zaten federasyon ve MHK görevini yapan veya yapmayan hakemlere bir şekilde mesaj veriyor, biliyorsunuz. Evet. Burada da demek ki Bahattin Duran'ın ve Galip Bitigen'in görevlerini yerine, layıkıyla yerine getirdiklerine inanıyorlar. Bunun Bahattin Şimşek ve Abdülkadir Bitigen. Bahattin Şimşek ve Abdülkadir Bitigen. Abdülkadir Bitigen. Ve onların da demek ki verilen talimatları yerine getirdiklerini düşünüyorlar. O yüzden yine Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın maçlarına vermişler. Net bir şekilde bu ortada. Bu devamlı yapılıyor yani. Fenerbahçe'nin lehine hata yapan veya Fenerbahçe'nin lehine karar veren hakemlere bir sonraki hafta ceza veriliyor, biliyorsunuz. Birkaç hafta dinlendiriliyor ama burada çok tartışılacak bir foul kararını bile görmemezlikten geliyor MHK. Bunlar normal şeyler. Valla camiaya en son söyleyeceğim şey, birlik ve beraberlik içinde olsunlar. Takımlarına inansınlar, güvensinler, destek olsunlar, arkasında olsunlar. Ben takıma güveniyorum, iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. İsmail Hoca'nın da yeterli donanıma sahip olduğu düşüncesindeyim. O yüzden biz hocamızı, futbolcuları tartışacağımıza Fenerbahçe'nin yenilen haklarını konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Camiadan da benim beklentim budur. Sayın Başkan, çok teşekkürler yanımıza bağlandığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. Evet, Hatay maçında çok ilginç bir penaltı.
Evet. Vardan döner mi bilmiyorum ama hakem nasıl bir penaltı verdi? Ama Aybün abi sanki. Farklı açılardan bakıldığında sanki. Her açı farklı bir şey verdi pozisyonda bize. Farklı verdi ama bir açıda arkada ciddi bir temas var gibi i̇şte görünüyor. Ben de o açıları görmeyene kadar penaltı değil düşüncesi vardı bende. Ama o farklı açılar geldikçe açıkçası düşüncelerim de farklılaşmaya başladı. Ve Recep Burak Yılmaz da sarı kart gördü hareketi. Vara bakalım şimdi. Vara'dan bir çağrı olacak mı yoksa verecek mi onu da söylememizde fayda var. Dakikada 87. Evet, yaş yapılmayacak bir hata da yaptı ya orada Hataylı futbolcunun da öyle pozisyonunu onu yapmaması gerekiyordu. Dur bakalım. Var çağırdı mı ama hakem ısrarla attırmaya çalışıyor. Galiba var çağırmadı abi hoş öyle bir durum var gibi görünüyor. Ama tabii hem burada Hatay, Var'ın devreye girmesi lazım ama. Hatay sporlu oyuncular itiraz ediyor. Alanyaspor oyuncular topu bir an önce penaltı noktasına koymak istiyor. Tabii hakem de oradaki kargaşa içinden tartışmalardan dolayı kartlarını kullanmaya arka arka başladı. Kartlar çıkacak itişmeler var çünkü orada. Biz pozisyona bakarken sevgili Kerim'le şeyi konuşuyorduk. O anda tabii Sayın Hulusi Bergü'ye bağlandık. Baktığımız zaman siyah-beyaz takımda 7 futbolcu. Evet. Çeşitli nedenlerle Adana Demirspor kadrosuna yer alamayacak. Afrika Kupası'nda mücadele eden Kole'yi var. Amartey var. Amartey bu arada elendi Gana. Elendi. O, evet. Hiçbir Beşiktaş taraftarı mutlu değil bundan biliyor musun? Hiç kimse musun? Mutlu değil. Evet. Ciku da elenmiş oldu otomatikman. Yani o da geliyor. Ama biz mutlu. Fenerbahçılar mutlu yok, tabii. Ciku hala gelmiyor Aygün abi. Geliyor dedi. Yok orada bir şimdi herkes geldiğini düşünüyor ama gelmiyor. Üçüncü oldu. Hala bir şansının olduğunu söyleyelim. Zor da olsa bir şansı var. Düşük de olsa diyorsun. Sonra 16'ya kalma şansı var. Ve bu arada verdi penaltıyı. Masuako ve Abubakar zaten müsabakada yer almayacaklar. Sakatlara devam eden Salih Uçan, Chamberlain ve Amir Hadsi Ahmetoviç de bu akşamki maçta olmayacakmış. Neler söylersin? Sevgili Kerim'e pası bırakmadan ben değil mi? Bugün Beşiktaş çok rahat kazanacaktır diye söylüyorum. Sonra söz sende. Valla söz konusu Beşiktaş olunca ben hiçbir maçta rahat bir kazanmayı bugün açıkçası özellikle böyle bir günde öngörmüyorum. Ya Beşiktaş'ta az önce de söyledim ya bir gazla geldi ama Beşiktaş ilk golü yiyip karşılığını veremeyince direkt fabrik ayarlarına evet, bir oldu. Gol oldu. Top ağlarda! Adaptek teknolojisiyle motorunuza tam koruma Maxima'da. Madeni yağın bir numarası petrol ofisi Maxima'yla. Evet dakikalar 88 Alanyaspor penaltıdan attığı golle Oğuz'un ayağından durumu 1-1'e getirdi ki Volkan Hoca'nın da son haftalarda özellikle o şanssızlığı devam ediyor. Bir evet son dakikalarda gol yiyor Hatay ya. Evet, yani hakikaten tam maç 3 puan diyorsun Hatay gol yiyor enteresan ya. Oğuz'un ayağından Alanyaspor 1 Hatay Spor 1 diyelim dakika 89. Kafamda benim hala o penaltı pozisyonu bir soru işareti oluşturmuştur onu ne söyleyeyim. Abi VAR'a da gitmedi açıkçası. VAR çağırmadı belki. Çağırmadı VAR. Yani karara uydu. Hayır demek. belki de çağırdı inceledi. Hakem dedi ben ki gördüm ben devam etmek istiyorum verdim dedi. Yani ama şöyle sana söyleyeyim maçtan sonra tabii Volkan Hoca'nın açıklamasını ben merak ediyorum ama ben çok basit bir penaltı pozisyonu ya. Yani, evet çok basit ya. Ama arka taraftaki açıdan ayağına basıyor. Hayır ama yani, arka kenardan var. Ama üstte yani, değil kenardan. O yani şeyi öyle bir attı ki kendini sanki ayağı kırılmış gibi attı. Görmedin mi? Orada yakalamış. Yani. Rakip o fırsatı iyi değerlendirmiş. Orada pozisyon belki penaltı verilmeyebilir ama rakip bu almış. Verilmese de tartışılırdı. Rakip almış. Alanyasporlu oyuncu penaltıyı almış diyebilirim de dinleyenler de kafasında canlandı. Ben net şunu söyleyeyim. Penaltı çalmasaydı penaltı diye tartışılırdı. Çaldı penaltı değil diye tartışılırdı. 6 dakikada uzatma var şu anda. 6 dakika uzatma var. Evet sevgili Kerim kaldığımız yerden Hatay'la ilgili konuşuyorduk. Ben kazansın isterim. Hatay'ın da Antep'inde ihtiyacı var. Bir morale ihtiyacı var her şeyden önce. Çok dediğiniz gibi son dakikalarda kaybettiği ve puanlar çok fazla. Yani şimdi Alanyalılar da kızabilirler ama hani Hatay biraz daha gönlüm Hatay'dan yana kayıyor gibi bilmiyorum. Herkes öyle düşünür. Herkes öyle Antep'in de Hatay'ın da gerçekten ihtiyacı var yani. Ya bir de istersen bir reklama gidelim tamam. Sonra Beşiktaş maçına dönelim. Türkiye'nin bonusu bol yasal bahis sitesi birebin.com'un sunduğu muhabir masası devam ediyor.
Evet, Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Son dakika Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Evet. Kerim'de de biraz strese oluştu 11'e bakınca. Yani şimdi benlik maçını kaybedince tabii bir değişiklik bekliyorsun. Ama gerçi kadronda çok mı eksik var Kerim yani. Abi aslında baktığın zaman da adamın elinde de bir şey yok yani. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Tabii biz taraftar olarak dışarıdan gözlemleyen evet. insanlar olarak bir yorumda bulunuyoruz. Ben mesela demin 7 tane futbolcu saydım yani. Tamam, takımda çok eksik var. Bunu kabul edelim ama yani şunu da ben merak ediyorum ister istemez. Salih'in de sakatlanmasıyla birlikte Beşiktaş'ta bir 8 numara yok. Yani Beşiktaş'ın Pendik maçında da yaşadığı en büyük problem, sezon başından beri de yaşadığı en büyük problem buydu. İleriye dönük bir orta saha ve orta sahada top taşıyacak Doğru. bir adam. Şimdi bunda herkes var mı böyle mi? Bir alternatifin? Zahidettin Omar abi. Kazakistan milli takımının en çok gol atan adamı evet. ve bu adamın pozisyonu 6-8. Ama biz bu adamı bir kez olsun bu pozisyonlarda göremedik. Bu, yani çok enteresan. Alanya Spor %100 bir pozisyon kaçırdı. Boş kaleye atamadı. Bir yandan da maça bakıyoruz. Bir yandan tabii Beşiktaş maçı da saat 8 itibariyle başlayacak. Hem Pendik, Yıntaş, Siltaş yapı Pendik Spor Kasımpaşa maçı var. Burak Şeker yolunda. Şu an maç bitti. Bitti. Atakaş Alanya Spor, Koren'den Alanya Spor maçı 1-1 sona erdiğini belirtelim. Kazakistan milli takımının dedin 8 numarası. 8 numarası en çok dedin. Gol atan oyuncusu Beşiktaş'ta. Ve bu adam 3 tane 4 kaç 5 mi oldu ya sayamıyorum bile. O kadar teknik direktör geldi geçti. 6 mı oldu bilmiyorum ya. O kadar teknik direktör geldi geçti. Bir kez olsun 6 numarada veya 8 numarada oynamadı. Şimdi bakın kendi taraftarın önünde bir de şöyle bir durum var. Orta sahaya Tayfur'u koymuşsun hoca. Bu arada kadroyu söyleyeyim mi? Kadroyu da söyle istersen. Kalede Mert var. Sağ bekte Svensson oynuyor. Onur yedeğe çekilmiş. Tayyip Talha yedekte, stoperde Necip ve Bahtiyar oynayacak. O zaman Pendik başının faturasını bunlara kesti. Öyle gibi görünüyor. Solda Umut oynayacak. Orta sahada Demir Ege, Tayfur, Getson. İleri üçlüde de Raşissa, Semih ve Cenk 11'iyle çıkacak Beşiktaş. İşte burada konuşulan bu şimdi. Mesela Pendik maçından sonra en çok eleştirilen oyunculardan bir tanesi Tayfur'du taraftar evet. tarafından. Evet. Şimdi olası bu maçta Tayfur'un yapacağı bir hata, olası yenilecek bir gol artık taraftarla Tayfur'un arasını onarılamaz derecede. Ama yani oynatacaksın futbolcuda. Yani taraftar arası bozulacak diye futbolcu oynatılmaz mı anlaşılan? Doğru zamanda doğru yerde doğru futbolcuyu oynatmak da bir idare değil mi? Ama kadron çok genişti ki senin. Ama abi bak Rebic yedekte duruyor. Bu adam oyuna sonradan girdiğinde bir şeyler yapıyor. Senin yine oynatabileceğin dediğim gibi Bahtiyar var. Tayyip Talha'yı sen stoper Hı-hı. asıl geri stoper olan adamı yedekte tutuyorsun. İki tane stoper olmayan adamla stoper oynatıyorsun. Necip stoper mi? Değil. Merkez orta saha oyuncusu. Aynı durum Bahtiyar Zaydintunovic'in de geçerli. Bu iki adam stoper oynuyor. Senin stoper yedekte duruyor. O zaman ciddi bir problem var. Tamam kadro yapılanmasının kötü olduğunu biz hep söyledik. Bu konuda hemfikiriz de. Bunun faturasını da Ahmet Nurçevi ve Şenol Güneş'e keser. Kesmek lazım. Aynen. Aynen. Yani kesmek lazım. Bir de Beşiktaş taraftarı artık yeni yönetimden de şikayet etmeye başladı. Orada da ciddi bir transfer yapılmıyor havası oluştu. Onun için de bir şeyler söyleyeyim. Ya hoca yeni geldi. Şimdi diyorlar yani yönetimin her şeyi hazırdı. İşte oyuncu getiriyordu. Bütün her planlar hazırdı. Tamam bütün planlar hazırdı. Yapılan görüşmeler vardı da. Şimdi gelen hoca Fernando Santos. Adam sen A kişisini getir tamam ben ona göre oyunu oynatırım demiyor ki. Adam geliyor diyor ki benim şu özelliklerde futbolcuya ihtiyacım var. Şu adamı bana getirin diyor. Bu yüzden görüşmeler bir yerde tıkanıyor. Hocanın listesiyle yönetimin elindeki liste arasındaki uçurumlar var. Bilmiyorum bugünkü maçın özelinde hani Beşiktaş yine olası bir puan kaybında Santos'un adının getirdiği rüzgarda yok olur gider gibi geliyor bana. Santos ne yapsın? Santos'un elinde bir sihirli değnek yok ki. Yok ama Santos'u şu an eleştirmemiz de yanlış olur. Kesinlikle ona katılırım ama siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Fenerbahçe'sisiniz az önce. Hulusi adam bir de bak ben sana şunu söylemişti olabilir. Düşünüyordu olabilir. Kırılgan. Yani artık durum. Yapı sizi kırılganlığa götürdü. Götürdü. Oyun sizi kırılganlığa götürdü. Götürdü. Sistem sizi de oraya götürdü. Bunu nasıl getirmişti? Bir rüzgar Santos'un gelişiyle bir rüzgar oluştu. Tamam da hoca değişiklikleri bir tane belki transfer hoca değişiklikleri bütün takımlarda bir iki hafta rüzgar yapar. Ama senin şimdi elinde senin elinde çok iyi bir master chef var. Ahçı var. Ama sen bu malzeme vermemişsin adama. Ya adama bir şeyler vermişsin, yağ vermemişsin veya yani ne bileyim şeker vermemişsin, bir şey yapmamışsın. Adamdan diyorsun ki helva yap diyorsun. Ama vermemişsin ki hiçbir şey adama elinde. Ben Beşiktaş yönetiminin seçilirken ki vaatleri hızla ama şöyle yapacak. Edecek. At yarışa gidelim hemen. Gidelim. Ondan sonra önemli. Hemen dönelim sana. Türkiye'nin bonusu bol yasal bahis sitesi birebin.com'un sunduğu muhabir masası devam ediyor. Evet
Evet, muhabir masası tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimizde 7'yi 5 geçiyor. Tabii bir yandan da Beşiktaş Yukatan Adana Demirspor ve Siltaş Yapı Pendik Spor Kasımpaşa maçları da saat 20'de başlayacak. Stada baktığımız zaman iki stat tabii maçın başlamasına şu anda bir 50-55 dakika var. Bir saat var diyelim. Çünkü biliyorsun maçlarımız genelde 8'de de başlamıyor. Biliyorsun enteresan. Bazen 8-5-8-10'da da başlayan maçlarımız var. Stadın boş olduklarını görüyorsun. Yani iki özellikle Beşiktaş stadı bomboş. Yani gelen taraftarın verdiği para belki de masrafı çıkarmayacak durumda. Yerim daha büyük bir olasılık. Saat var dedi ama bundan da çok fazla bir kalabalık olacağını düşünmüyorum. Yok, artar bir en az bir 5-10 bin kişi gelir. Neden bunu söylüyorum? Hafta içi oynanan diğer maçları da göz önüne aldığımda hani bir bakıyorum stat boş, sonra bir çay kahve içip tekrar tribüne geldiğimde bir baktığımda hani statta bir kalabalık oluyor. Yok canım, her şartlarda gelen bir taraftar var. Var yani, var. Ne olursa olsun gelen var. Şimdi Mustafa Bey, Mustafa Kartop demiş ki, bir Beşiktaş taraftarı sevgili Kerim. Abi sizi dinliyorum demiş. Türk futbolunda olanlar tesadüf değil. Ben Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'nin Beşiktaş şampiyon olmayacaksa Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim. Ama görünen o ki Galatasaray'ı şampiyon yapmak istiyorlar. Uğurcan Muslera gidince bakalım Galatasaray'ın kalesini koruyacak mı, bunu çok merak ediyorum demiş. Yani, bunu söyleyen Beşiktaş taraftarı sevgili Kerim, Mustafa Kartop. Mustafa Bey'e selamlar. Ben, şey ben komple teorileriyle ama şimdi başlamayı yani yok, Uğurcan elini çekti, yok ayağını çekti ya, bana Uğur, bunlar bak, komple teorisi. Ben bunun özelinde söylemiyorum. Şimdi artık taraftarlar bile, şimdi bak ben bunun örneğini nasıl vereyim biliyor musun? Beşiktaş'ta olduğu için yakından hatırlar dinleyicimiz diye, ismi unuttum kusura bakmasın. Yakından hatırlar diye söylüyorum. Hatırlıyor musunuz Galatasaray'da averajla Beşiktaş'ın Sergen Hoca ile şampiyon olduğu sezonu? Beşiktaş'ın son maçı Göztepe'yleydi. İzmir'de oynanan karşılaşma, deplasmanda. Göztepe'nin en iyi futbolcusunu hatırlayan var mı? Golü attı. Ben hatırlamıyorum. Ben. Alparslan. Ne oldu sonra? Aynı sezon Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da bir sezon bile tamamlayamadan sonra tekrar gitti. Şimdi Beşiktaş taraftar bunu hatırlayınca ister istemez diyor ki ben aynı durumu şurada da görüyorum. Fenerbahçe-Trabzon maçı, Galatasaray-Trabzon maçı özelinde ben şunu da söyleyeyim. Geçen hafta Pendik maçında Mert de çok kötüydü. Yani Beşiktaş'ın yediği gollerde Mert'in de çok hatası vardı ama takip eden herkes bilir ki Mert çok Beşiktaş'ı ipten almıştır kurtarışları. Doğru. Yani çok ipten almış. Şimdi Mert de mi? O yüzden bana biraz şey gibi geliyor. Komple teorisi. Ama şuna katılırım. Teorisi. Her taraftarın aklında bile böyle soru işareti olabilecek bir lig oynanıyorsa zaten problem orada tamam başlıyor. Tamam işte, problem burada başlıyor. Şimdi bugün mesela öğlen yayınımda da birçok taraftar arkadaşlarımız yazdı. Özellikle şu konuşuldu bizim programda daha çok. Galatasaray'ın oynayacağı rakiplerin Galatasaray maçı öncesi ya da o haftası en iyi oyuncularında kadro dışı kalma, oyuncu satma. Şimdi buna nasıl açıklama yapmamızı bekliyorlar? Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Ya da buna nasıl açıklama yapılır? Tesadüf mü demek lazım? Ya da transfer dönemi mi diyelim futbol sevgili Kerim? Futbol şansı Galatasaray'ın yanında diyelim geçelim. Yılmaz başka ne diyeyim? Başka buna başka bir şey, yok. Söyleyecek bulamazsın. Ya futbol şansı Galatasaray'ın yanında diyelim. Güzel çünkü. Bak bunu tuttum. Bir şey diyemezsin yani. Güzel bunu tuttum. Başka söyleyecek bir şey yok. Şimdi mesela Adana Demirspor'da birçok futbolcusunu gönderdi. Gitti ki. Finansal anlamda da orada sıkıntı var. Ciddi sıkıntılar var. Başkan yok mok diyor ama. Şimdi giden futbolculara baksana Demirspor'dan. 11'in değişilmez oyuncuları ve Demirspor'un gerçekten canım, çok iyi sezonun çıkışı. İlk yarısında korkulu deplasman yaratan oyuncuların hiçbiri neredeyse şimdi yok. Beşiktaş'ın karşısına çıkıyorum. Kötü bir Beşiktaş'ın karşısına çıkıyorlar, kabul ediyorum da burada da o zaman aynı şey. Ama sen bugün çok karamsarsın. Ben hala aynı dileklerimi ben karamsarlığım Demirspor maçı özelinde değil. Genel. Yani genel karamsar. Beşiktaş bu maçı kazanabilir. Peki, 4 tane 5 tane reklama giderken sevgili Kerim şu soruyu soracaktım. Aygün abi reklam demişti. Beşiktaş yönetimi yeni başkanlık seçimi, ki o başkanlık sürecinde verilen vaatler. Evet. Ne kadar geçti şu anda? 90 gün falan oldu. 90 olmadı ya. 70-75 gün falan oldu galiba. 60 gün, 2 ay oldu diyelim. Diyelim. Ne oldu diyorsun? O gün abi? Konuşulanlarla bugün konuşulması gereken arasında, yaşananlar arasında
Fark var. Çok var değil farklı. Mi? Taraftar da çok eleştiriyor. Haklı da buluyorum bu arada eleştirenleri. Ama az önce ben yayının başında da söyledim. Şimdi Yılmaz sen şunu düşünebilirsin. Dersin ki Rıza'yı alacağım hoca. Rıza'yla devam edeceğim. İşte ya da ilk biliyorsun yani seçim döneminde. Hala Rıza'cı öyle belki devam etsem bu kadar eleştirmeyebilirdin. Daha onu söyleyeceğim şimdi. Hı. İlk seçim döneminde Hasan Arat'ın da Serdal Adalı'nın da aklındaki hı. teknik direktör kimdi? Rıza. Sergen Yalçın. Hala Sergen. Ha şey anlamadım. Sergen Hoca ne zamanki Samet Hoca bu kulübün patronu benim dedikten dedi, sonra iş, kulübün demeyelim sahanın patronu benim. İş orada değişti. Şimdi Sergen Hoca'ya göre veya geleceğe göre sözünü Samet Hoca Türkiye Kupası'nda Antalya Spor Beşiktaş. Ha, o da var. Şimdi ne oldu biliyor musun? Şimdi yönetim bir çalışma yaptı. Transfer çalışması. Dedi ki Beşiktaş'ın eksikleri var. Şimdi Samet Hoca da teknik direktör. Anlıyor bu işten. Feyyaz Hoca zaten. Feyyaz Uçar diyelim. O da futbolun içinden geldi. Hocalık da yaptı bu arada. Doğru. İkisi de hocalık yaptı. Şimdi kendi gördüklerine göre takımdaki eksikliklere göre bir transfer görüşmesi yaptılar. Aslında hata da değil. Yalan da değildi bunlar. Yapıldı. Eksiklikler geldi yapıldı. İyi de takımın başına Santos geldi. Sen Santos'u al bu adamı oynat diyemezsin. Senin karşındaki hoca Santos. Santos der ki ben bu adamı istiyorum. Ama onu da almazsan sorun oluyor tamam, zaten. Ama almak için de o görüşmeleri yapmak lazım. Mesela bugün Matić'in menajeri İstanbul'daydı. 6 numara ilk transfer bekleniyor. 6-8. Matić'in menajeri İstanbul'daydı. Zor bugün bir görüşme yaptılar. Yaşı da var. Yaşı var. 36 mı 35 mi öyle 35. bir şey. 1,5 yıllık kontrat yapmaya çalışıyor yönetim. Çünkü hani hem yaşı var oyuncunun. Hem kendi gelecekleri. Biz çünkü 1,5 yıl sonra evet. kimseye de bırakmak istemiyoruz doğru, dediler doğru. zaten. Amaç da bu. Hocayla da böyle bir yapıldı. Şimdi bunu yapmaya çalışıyor. Birinci alternatif Matić'i de Matić gibi bir adamı alırken de bir haftada ben bu adamı kaptım aldım geldim yapmak öyle her baba yiğidin harcı değil kusura bakmasın. Onun yanına yani. Da birliğini alman lazım. Daha da alacaksın. Bana sorarsan en az 4 transfer lazım. Bak minimum 4 bu. Yani ben fazlası da lazım da minimum acil yapılması gereken 4. Hocayla yönetimin listelerinin birbiriyle örtüşmemesinden aslında biraz da gecikme var. Vedat da reklam diyor bu arada. O zaman reklama gidelim. Gidelim. Ben sözüm bitsin diye reklama peki, gitmek istemedim ederim. Kerim Bey. Çünkü Vedat Bey de oradan bakıyor devamlı reklam diye. Gidelim ondan sonra devam edelim. Türkiye'nin bonusu bol yasal bahis sitesi birebin.com'un sunduğu muhabir masası devam ediyor. Evet muhabir masası tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz de şu anda 19.16'yı gösteriyor. Biraz Fenerbahçe'yi konuşalım. Daha evet, sonra abi, zaten Fenerbahçe'yi konuşmadan önce önümde bir istatistik var. Neymiş o? Atakaş Hatayspor son 14 maçta sadece bir kez kazanmış, 8 kez mağlup olmuş. Kazandığı maçta 2-1'lik Galatasaray galibiyeti. Volkan Demirel'in Hatayspor'un istatistik bilgisi. Herkes sustu bir anda. Futbol şansı. Orada Galatasaray'a pek gülmemiş anladığım kadarıyla öyle diyelim. Evet Alanya puanı 89. dakikada attı. Penaltıyla aldı. Onu da tekrar söyleyelim. Hatay'ın hasretle 10 maça çıkmış. Senin demin de söylemiş olduğun gibi. 10 maçlık bir hasreti var. Son dakikalarda Hatay gol yiyor. Ya konsantrasyonda bir eksiklik yaşıyor futbolcuda. Ya da fiziksel olarak bir problem bir noktadan yani sonra ortaya çıkıyor. Yani belki de olabilir. Artık onun çaresini bulacak kişi Volkan Demirel. Evet Fener'e geçelim. Demin zaten Sayın Hulusi Belgü de camianın aslında baktığın zaman hani psikolojik üstünlük falan deniyor ya Fenerbahçe şu an lider. Evet. Çok büyük bir avantajı kaybetti. Yani söyleyeyim kendi evinde yenseydin 2 puanlık fark devam edecekti. Büyük bir avantaj kaybetti ama bu ligde çok kayıplar olacak. Daha ya bu derenin altında 17 maç var daha. Yani önünde 17 maç daha var. Araya Ziraat Türkiye Kupası maçları girecek, Avrupa maçları girecek ama tabii daha Avrupa arenasına çıkacak yani. Takımlar. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe devam edecek. Ben Fenerbahçe özelinde tabii siz benden daha fazla takip ettiğiniz için görüyorsunuz. Ben Fenerbahçe taraftarıyla Beşiktaş taraftarının psikolojik yapısını birbirine benzetiyorum. Çünkü her iki takımda da taraftarlar artık Fenerbahçe'de işte çok uzun süredir gelmeyen taraftar kimliği Fener'de değişti. Yani çekirdekçi kimse kusura bakmasın. Çekirdek yani taraftar kesim var şu an Fenerbahçe. Aynı durum Beşiktaş için de işte. Bir paylaşım var. Aygün abi gördün mü onu? Fred
ceza sahasından Fenerbahçe korner kullanıyor. Fred hızlı adam olduğu için bizim orta saha, yani sahanın ortasına yakın bir yerde diyor. Bir Fenerbahçe'nin yorumu, videosunu çekmiş. Fred takıma kızgın, üzgün, o yüzden takımdan ayrı duruyor diye. İşte, tam bahsettiğin işte, işte bilmeyen tam, profil. O aynı durum bak Beşiktaş için de geçer. Şimdi şöyle düşünüyorum, ben yıllardır maçları takip ederim. Tribünde de izledim. Basın tribünde de izledim. Protokolde de izledim. Yani her yerinde stadın maç izledim ben, Beşiktaş özelinde söylüyorum bunu. Önceden sağda. Hepsini izledim. Ha, bir tek sahanın içerisine girmedim. Yani bir tek Aygün abi girer oralara. Aygün abi sahanın içinde basmadı. Ayağının basmadığı yer yoktur Aygün abi. Taraftarın bir gücü vardı, baskısı vardı. Şimdi Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de bu kalmadı. Çünkü taraftar artık çok kırıldı. Yıllardır Fenerbahçe'de gelmeyen şampiyonluk, Beşiktaş'ta son 3-4 sezondur lige erkenden atılan havlu insanlarda psikolojik olarak bir çöküşü getirdi. Şimdi Fenerbahçe bu sezona iyi başladı. İyi gidiyor. Çok da güzel. Hala lider ya, lider yani. Daha bunun ötesi ama Fenerbahçe yok. Ama şunu sana söyleyeyim. Zor, iki tane çok zor maçı var. Neden öyle diyorum? Trabzon ve Galatasaray maçlarına gidecek ve o zaman gittiği dönemde de Afrika Kupası bitmiş. O giden futbolcular da gelmiş, olacak. Gelmiş olacaklar. Ve Fenerbahçe'nin taraftarında da o yüzden her an ne olur korkusu var. Çünkü son aylarda, son çabuk haftalarda çabuk tepki verebilecek durumdalar. Aynen. Ama neden? Neden daha güzel özetledin. Ama neden? Kötü gittiği zaman. Fenerbahçe taraftarı böyle hep son dakika kaybedildiği için gene o psikolojik şeye girdi. Tabii işte onu anlatmıyor. O sıkıntıya mesela girdi. Aygün abi geçen sene Jesus'un öncesi ve sonrası, Dünya Kupası öncesi ve sonrası. Bir ara girdiği zaman acaba şimdi her kafasında acabalar. Ama şimdi kadro o zamanki kadrolar gibi değil. Bonucci gibi, Tadic gibi, Dzeko gibi takımı ayağa kaldırabilecek, toparlayabilecek isimler var. Ya Fred gibi. Fred şu anda sakat olmuş olsa bile. Beğenmediğiniz kadro yapısını siz Beşiktaş'a verin. Hani beğenmediğiniz yapıyı diyorum. Şimdi bu demin sağ içi dedin ya, aklıma bir tane şey geldi. Bu Şükrü Saraçoğlu stadı, Atatürk stadı. Yıkılmadan önce yani 2000. Yenisi yapıldı. Yapılan. Eski stadı anlatıyorum. Ben de o zaman Sabah Gazetesi'ndeyim. Hadi bir anımı anlatayım size. Sabah Gazetesi'ndeyim. O zaman da böyle saha içerisine falan tanıdıkları falan sokabiliyoruz. Eski betonlar var. Betonlar oturuyor falan. Bir neyse. O gün de idare müdürü vardı bizim Sabah'ın. O izinliymiş. Dedi ki ben de maça sokar mısın? Dedi. Tabii sokarım dedim. Neyse biz herifi soktuk içeri. Sahanın içerisine oturttuk adamı. Aykut bir gol attı kanka. Hangi maçta hatırlamıyorum. Aykut gol attı. Tribünlere koştu. Tribünlere sevinerek koştu. Sonra bir aldılar. Aykut'u omuzlara aldılar. Ben de o sırada sağ içte fotoğraf. Ulan diyorum bu adamı bir yerden tanıyorum diyorum şimdi, tamam mı? Ama o anda tabii Aykut omuzlarda falan filan ya. Ulan diyorum bu hiç yabancı gelmiyor bana dedim. Neyse bizim idare müdürü, sağ içte idare müdürü Aykut'u omuzlara almış. Tamam mı? Sağ içinde gezdiriyor. Tabii şimdi gazeteye gitti. O zamanlar negatif tabii. Şimdi dijital değil, gazete resimleri falan filan gitti. Tamam mı? Abi sayfada bir koymuşlar adamın resmini, tamam mı? Aykut'tan şey gözüküyor yani. Aykut omuzlarda. Araya mı gidiyoruz Vedat? Tamam, çok kısa bir aramız varmış. Onu bitireyim o zaman şu şeyi. Aykut omuzlarda, altta da bizim içeri soktuğumuz idare müdürü. Tamam mı? Almış şeyi falan. Patron da görüyor tabii şimdi. Patron diyor ki bu adam ne iş var? Yani futbolcu niye omuzlara almış falan filan. Kovuyorlar da adamı. Sonra dediler ki işte izinli günü falan filan, öyle yırtmıştı. Kısa bir anı verelim. Anı anlattık. Oradan şimdi hemen pası Vedat atalım. Türkiye'nin bonusu bol yasal bahis sitesi birebin.com'un sunduğu muhabir masası devam ediyor. Evet. Yani sana git ters köşe diyecektim. Ters köşe diyecektim. Ben de takılıyorum bazen biliyor musun? Aygün sabah yayın gibi ters köşe diyecektim. Şifrede yeşil koltuk diyorum. Yeşil koltukta bazen olabiliyor yani. Olabiliyor, olabiliyor. Burada ters en şanslı benim diyorum. Sadece muhabir masasında evet. Olduğum için. Öyle sen direkt rahat bir şekilde. Ben bazen ters köşe muhabir ben masası. Ben de İstanbul trafiğinden bilgilerle başlarsam sıkıntı olur. Bu arada Beste Kocaoğlu Antalya'dan selamlar. Aleyküm selam. Beste Hanım buraya da ziyarete geldi. Bizi ziyarete geldi sağ olsun. Demiş ki iyi yayınlar. Ben de bir Beşiktaşlı olarak ben de bu sene gönlümden Fenerbahçe'nin şampiyonluğu geçiyor açıkçası demiş. Fenerbahçe maçlarını keyifle izliyorum. Antalya'dan selamlar. Aleyküm selam sevgili Beste, Beste Kocaoğlu, Beste Hanım'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Evet, peki Fenerbahçe'de ben size sorayım. İsmail Kartal, Hulusi Belgöl'e de sormuştun sen. Ciddi anlamda eleştiri alıyor taraftar bakımından. Ben de çok eleştirdim. Oyuncu değişiklikleri, hatta sisteminin yedek B planı derler yani. O bir yok, B planının yok. Olmaması yok, konusunda. B de yok, C de yok, D de yok. Şöyle sana söyleyeyim, topu sonra Yılmaz'a atarım. Bir kere orada 1-0 iken o değişikliği yapabilirsin. 1-1 iken o değişikliği yapman yanlış. Golcü çıkarıyorsun, golcü alıyorsun. Sol bek çıkarıyorsun, sol bek alıyorsun. Yani bu yanlış. Tadiş tutacaksın.
At. Ceko'yu tutacaksın. Ceko'nun yanına Batshuayi koyacaksın. 4-4-2'ye falan döneceksin. 4-4-2'ye döneceksin. Sen Saraçoğlu'dasın sen yani. Orada cesaretini ortaya koyacaksın sen, tamam mı? Şimanski çıkarılmaz arkadaş ya. Gözünü seveyim ya. Şimanski yani çıkarılmaz. Ya bir görüntü var. Yani çıkarılmaz bir görüntü var. Şimdi Ceko'nun çıkarkenki tepkisi her ne kadar... Ben çok haklı. Çok haklı Ceko. Sonra Aygün abi onu biraz çevirdiler. Dördüncü hakeme ben buradan mı çıkayım? Hayır hayır o yok. Değil, tamamen buradan söyleyelim. Tepkisi bu, hocaya. Hocaya karşı yapılan bir tepki bu. O tepki haklı, orada çıkarılmaz. Orada haklı. Şimdi şu... Ceko pazı bandını çıkarıyor, kaptanlık pazı bandını. Pazı bandını verdiğini de çıkarıyor. Tadiş öbür bandını çıkarıyor. Tadiş diyor ki ben de çıkıyorum diyor. O zaman diyor ki İrfan'a verin. O da İrfan çıkıyor. Diyor ki ben de şimdi 3 tane sağ içinde 3 tane kaptanım var. Kaptanım dediğin. Şimdi kaptan dediğin nedir? Önderdir, liderdir, liderdir sağ içinde. Hocanın dışında toplayacak kişidir hocanın aslında. Hocanın dışındaki sağ içindeki liderindir. Hoca da zaten onunla teması kurar, takımı yönlendirir, sistemini bir anlamda yapar. İsmail Hoca birini tut, ikisini tut. Hayır, yani, üçünü de tut. Üçünü de tut. Batshuayi koy oraya, çift forvete dön. Devam et. Maçı çevir. Bak ne biliyor musun? En büyük eksiklik ne biliyor musun? Ben Fenerbahçe kazandığı zaman bile şunu söyledim. Arkadaşlar dedim, Fenerbahçe'de eksikler var. Bir, Livakovic'in çalıştıracak kaleci antrenörün vasat. Livakovic çalışan kaleci antrenörün vasat. İki, Fenerbahçe'nin sağlık ekibinde bulunan Ertuğrul Karanlık daha önce denendi, kovuldu. Galatasaray'a gitti, oradan da kovuldu. Onu getirdin sen. Üç. Beşiktaş'a gitmedi. Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş'a Galatasaray'da da gitti, Beşiktaş'a da gitti. Üç. Devam ediyorum. Galatasaray'da da oldu Ertuğrul Karanlık. Hatırlamıyorum. Kısa bir dönem. Hatta ben Beşiktaş'ı biliyorum. Ben Beşiktaş'a gittim. Galatasaray. Bir bakarsın istersen. Tamam. Neyse. Onu da bir Galatasaray muhabir arkadaşı söylüyorum yani. Beşiktaş'a şeyini hatırlıyorum. Üç. En önemli şey. Ya arkadaş. Şimdi bakıyorsun beğenme. Abdullah Avcı'nın yanında bir Egemen Korkmaz var. Tamam mı? Fikir veriyor. Okan Hoca'ya bakıyorsun. Eski Fenerbahçeli İrfan Hoca vardır. İrfan Saralıoğlu vardır. O mesela fikir veriyor. Ya şimdi bakıyorsun. Aykut Kocaman yanındakilere bakıyorsun. Hiçbirini tanımıyorsun. İsmail Kartal. Şey özür dilerim. İsmail Kartal'a bakıyorsun. Anılara hiçbirini tanımıyorsun. Aygün abinin anıları. Hiçbirini tanımıyorsun. Kocaman. Bak hiçbirini tanımıyorsun. Tek başına. Belki yanında iyi bir yardımcı teknik direktörü olsa hocam diyecek ne yapıyorsun bunlar çıkar mı diyecek. Mesela Şenol Güneş'in de en başarılı olduğu Beşiktaş'ta döneminde yanında yardımcı hocaları, Sergen'in prime döneminde yanındaki Murat Hoca. Evet. Murat Hoca. Şenol Güneş'in yanında Çağdaş Hoca. Aynen. Çok büyük başarılara imza atmıştır. Ben sizin söylediğinizden şunu mu anlıyorum o zaman, yani yanlışsam siz düzeltin. Bir cesaret eksikliği var İsmail Kartal'da. Bir değil çok. Cesaret eksikliği bak, değil o ya. Cesaret eksikliği değil. Yani orada... Ya şöyle İsmail Hoca ben önce kaybetmeyeyim. Cesaret mi? Eksikliği o yani cesaret eksikliği. Cesaret var ki onları yapıyor. Bu üç futbolcu çıkartılır mı? Tam tersine cesaret. Diyeceğiz o zaman Aygün. Hayır abi, korkak bunu... demeyeceksin yani. Kafasında şey var ben bunu çıkardım ya. Topu üzerine alıyor. Bence yanlış olan yani B planı yok. Bak B planı yok. En büyük B planının şu. İşte Ceko çıkar. Batshuayi gelir. Ne bileyim işte. Sorun ne biliyor musun Aygün o, abi? Bak, Mert Müldür çıkar atıyorum o sahaya girer. İşte İrfan çıkar. Abilerim, bak, Cengiz ne? Ünder girer. Sorunu başka plan yok ya. Sorunu ben size söyleyeyim. Buyur abi. Geçen sezona gideceğim. Jesus'un gelişiyle biz yeni bir sistem. Evet. Yeni bir oyun yapısı. Ben oyuncuların bile dönen dönem yaptığı açıklamaları şimdi hem size hem de dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Ki biz de bunu İlk gördüğümde farklı bir sistemle, farklı bir Fenerbahçe. Ya dedik o ruh mu acaba? 2000'lerin ruhları geri mi döndü dedik. O Fenerbahçe'nin kaybolan yıllarını Jesus'ta mı Portekiz'de hocayla mı tekrar yaşanıyor dedik. İlk 8-10 maç işte o Dünya Kupası'na kadar giden bölüm. Yani bir tane Fenerbahçe taraftan mutsuz olduğunu düşünemem. Yönetimin mutsuz olduğunu düşünemem. Oyuncuların bile mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Sonra ne oldu? Rakip hocalar yavaş yavaş Jesus için ne dediler? Fenerbahçe'nin oynadığı oyun yapısını çözdük. Çözmediler. Yani. O dönemde, bir dakika unutma araya gireyim. Tamam. O dönemde Jesus'un aklını karıştırdılar. Kalacak, gidecek. Oradan yok Brezilya milli takımı, yok Suudi Arabistan bilmem ne, anladın mı? Ve hep şimdi kısıtlı bak, haberler abi, yapıldı. Akıl karışması başka. Aklı karıştı. Akıl karışması şimdi çok. Yılmaz'ın dediği biraz daha başka bir şey. Ama akıl da karıştı. Tamamen sebep. Bu sefer Fener'i bırakıp yurt dışına yönelmeye başladı hoca. Tamam bugün İsmail Hoca'nın o zaman niye aklı karışacak? Şimdi geldiğim noktaya devam edeyim. Bu sefer rakip hocalar
hatta rakip futbolcular Fenerbahçe'nin, çünkü maçlardan sonra çok denk geldik. Fenerbahçe'nin nasıl oynadığını biliyoruz. Hani maç öncesi röportajlar yapılır. Maç sonunda da işte Fenerbahçe'nin oyun yapısını bildiğimiz için böyle karşıladık. İyi analiz ettik. Böyle oynadık. İşte maçlarını izledik. Bilmem ne bilmem ne. Bugün Samsun Spor hocası, özür diliyorum adı aklıma gelmedi. Ne dedi? Biz Fenerbahçe'nin nasıl oynadığını çok iyi biliyoruz dedi. Bunu daha önce de söyleyenler oldu. İşte Aygün abinin dediği noktaya geliyorum yavaş Abdullah yavaş. Abdullah Avcı da aynısını söyledi. Abdullah Avcı doğru. A planı. A planının dışında plan yok. B yok, C yok. D yok, E yok, F yok. Hiçbiri yok. Yani İsmail Hoca'nın bugün sahaya çıkaracağı 11'i 10 yaşındaki bir çocuğa soralım. Fenerbahçe'li. 3-4 değişiklikle tahmin yani, eder. O 11 belki çıkmasa bir yerlere girer. Sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin yedek kadrosu, bak yedek kadrosu bile ilk 3 oynar biliyor musun? Evet. Yani söyledi sevgili Kerim. Onu Beşiktaş'a ver. Beşiktaş'a ver dedin sen. Ben sana diyorum ki Fenerbahçe'nin A kadrosu zirveye oynar. B kadrosu da zirvedeki Fenerbahçe'ye mücadele oynar. Yani ilk üç oynar. Ne sana evet, söylüyorum? Tabii. Ya şimdi bakıyorsun arkadaş. Şans tamam. Bonucci denen bir adam getirdin. Doğru mu? Şimdi Çağlar almaya çalışıyorsun. Kurunic'i geldi. Şimdi Fred gitti ama Kurunic oynayacak. İsmail Yüksek var. Ne bileyim ileri bakıyorsun. Şimanski'si, Tadic'i, Ceko'su, Batshuayi'si, Cengiz Ünder'i, İrfan Can'ı. Ryan Kent diye bir adam. Ryan Kent'in getirdin. Ryan Kent'i vermeye çalışıyorsun. Crespo'm var. Miaz Aysın var. Osay Samuel'im var. Daha say. Ferdin var. Ferdin var. Sevgili Yağız, evet. Sevgili Yağız'la bugün Kent'i konuştuk. Beşiktaş'a bugün koy dedik Kent'i. Koy ilk 11 oynar. Ya bak ben sana şöyle ben söyleyeyim. Ben Kent'i hangi takıma koyarsan ilk 11'de oynar. Ya onun hikayesini biliyor musun Aygün abi? Ryan Kent şöyle İsmail Hoca bir ara oynatmaya çalışmış Ryan Kent'i. Antrenmanlarda sol bekte öncelikle denemeye başlamış. O haftanın maçında Ryan Kent'e demiş ki seni demiş bugün sol bekte oynatacağım. Hoca yok demiş. Yok demiş seni bugün sol bekte oynatacağım demiş. Ben demiş oynamam. Ben hocanım demiş oynayacaksın demiş. Yani bugün sol kanatta oynayacaksın. Ben sana görev veriyorum sol bekte oynay. Formayı almamış. Ve onun devamı Ryan Kent'in geldiği noktada bu. Ya şimdi biz bunu konuştuk. Futbolcu, oyuncu haklı mı dedik? Kendisine göre haklı olabilir. Bence haklı futbolcu. Hoca kendisine göre haklı olabilir mi? Evet oyuncusu yoktur. O mevkideki oyuncusu yoktur. Ama o da biliyor kendini. O da kendine göre haklı olabilir. Ama futbolcu kendini bilmiyor mu? Kendini biliyor. Şöyle bir şey değil. Oynayamayacağını biliyor. Aynısını söylemiş zaten Aygün abi. Bir de şu vardır. Mevki oyuncu seçer. Oyuncu mevki seçer. Bunun bir alışkanlık dönemi var. Bugünden yarına hemen sol kanatta oynayayım da bir maç... Ya da iki maç ben sol kanat oyuncusu değilsem. Sol bek değilsem. Ya benim oraya alışabilmem, orada oynayabilmem, takıma katkıda sağlayabilmem, takıma katkıda bulunabilmem için bunun bir süreci var. 8-10 hafta, 6 hafta. Ya bence Ryan Kent'i kullanamadı. Ben sana yok bitti Aygün abi şu hayır, zaten. Bitti zaten. Zaten takım olmaya çalışıyorlar. Hayır futbolcuyu kullanamadı. Bak Miaz Aysa aldırdı. Miaz'ı şimdi vermeye çalışıyorlar. Gitmek niye istemiyor. Hayır, ben başka bir şey sanıyorum. Anladım. Zayh'ı anladım. Fenerbahçe. Mia Zayh'ı aldıran Fenerbahçe. İsmail Kartal aldı. Beşiktaş aldılar. Hayır. İsmail Kartal ısrarla istiyor. 2,5 ay boşta kaldı arkadaşlar. Beşiktaş alsaydı alırdı. İsmail Kartal anlaşma yapılınca ben dedi ondan çok yararlanıyorum. Onu istiyorum dedi. Aldılar. Şimdi yararlanamıyorum. Ben şöyle bağlayayım Aygün abi. Ben o süreci çok iyi biliyorum. İsmail Hoca. Beşiktaş'a da Zayh gibi bir futbolcu lazım. Lazımdı. Şimdi bak İsmail Hoca. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'de adı geçmeye başladığı dönemlerde tabii hoca açıklanmamıştı ama tabii gelecekti hazırlığını yapıyordu. İşte Miyazi'yi de arayıp ben hoca olarak geleceğim. Sakın ben sana haber vermeden bir takımla anlaşma demesi üzerine o transfer Aygün abinin de 2,5 ay sürdü bekledi. Ya da 2,5 ay hiçbir yere transfer olmadı. Kısa bir ara. At yarışı var galiba. Araya gidiyoruz. Türkiye'nin bonusu bol yasal bahis sitesi birebin.com'un sunduğu muhabir masası devam ediyor. Muhabir masası kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili Kerim, Beşiktaş Adana Demirspor maçı öncesi teknik direktörlerin açıklamaları da var. Hemen onları hem seninle hem dinleyicilerimizle de paylaşmak isterim. Fernando Santos son maç maalesef kötü bir mağlubiyet aldık. Maçın istatistikleriyle skor arasında büyük bir fark var. Futbolda bunlar oluyor. Bugün de Adana Demirspor'a karşı oynuyoruz. Yeni teknik direktörleri var. Son maçlarını analiz ettik. Bugün yapmamız gereken
yapmamız gereken şey sahaya kalitemizi yansıtmak ve taraftarımızla birlikte galibiyeti almak demiş Portekizli hoca. Ve bazı oyuncularımız çok fazla maç oynadı. Arka arkaya Svensson iyi durumda, onu tercih ettim. Necip de tecrübeli bir oyuncu demiş ama Tayyip Talha ve Onur'a güvenmiyorum anlamını bu taşımıyor. Onlar da bizim oyuncularımız demiş. Yani çok normal. Yani söylenebilecek bir şey söylemiş ama görüntü Tayyip Talha'ya Pendik maçının faturasının bir kısmı kesilmiş gibi değil mi? Hataları vardı bu arada, kabul edelim. Ama Tayyip Talha'nın da üzerine çok yüklenmemek gerektiğine inanıyorum ben. Çok uzun bir sakatlık sürecinden sonra. Ama böyle sonra dönemlerde, anda, böyle dönemlerde dinlendirmenin de doğru olduğuna inanıyorum bu arada. Bir günah keçisi aranır. Yani orada ya Mert'i günah keçisi yapacaktın, ya Tayyip Talha, ya Zaydut'tun. Çünkü hakikaten defans attı. En zayıf halkalar bulunur. Bir de ama bir şeyde Karagümrük Pendik maçı özelinde şöyle bir durum vardı. Ya Pendik maçının ilk yarısı bittiğinde Vedat buradaydı. Caner yayındaydı. Ben de yukarıda yayındaydım. Böyle devre arasına denk geldik hep birlikte. Bir iki dakika sohbet şansımız oldu. Caner de şey demişler. İşte hoca orta sahada Demir Ege'yi çıkarır. Bir şeyler alır. Hani oraya biraz daha ön bölgeyi düşünür. Çünkü hoca şey dedi, hani ben ilk kez belki de Santos geldiğinden bu yana önce savunma güvenliğini kenara bıraktı. Benim o zaman da yaptığım yorum şuydu. Eğer bu değişiklik bu şekilde olsun, Demir Ege çıksın ve oraya Gezzal gibi işte başka bir adam gelsin, Pendik çok rahat orta sahayı geçer ve çok tehlikeli ataklar yapar diye. Öyle de oldu. Bu kez büyük bir ihtimalle onun önüne geçmeye çalışacaktır hoca diye düşünüyorum. Tabii burada Tayyip'in hatası da vardı, şimdi yoktu da denmez. Hikmet Karamaz sevgili hocamız da demiş ki yeni geldik, maça çıktık. Bir teknik adam, bir teknik direktörün rakibine göre maç planı olacaktır. Bunu yapalım, yapabilmek için de antrenman yapmak gerekir demiş. Giden oyuncular bu ana kadar baktığımızda 20 gole direkt katkısı olan oyuncular. Bir değişim yaşıyor Adana Demirspor. Antrenman yaparak bir takım haline gelmeniz gerekir. Baktığımız zaman rakibi analiz ettik. Sahada herkes bir bütünün parçası olması gerekiyor. Esas amacımız topa göre hareket etmek demiş Hikmet Hoca da. Ya her iki hocanın da durumu da benzer bu arada. Hikmet Hoca'nın da Santos Hoca'nın da aynı durumu var. Takımı daha henüz oturup ya şu takımda şu oyuncularla şunu yapabilirim diyecek kadar tanımadılar bence. Öyle bir sorunları var her iki hocanın da. İlginç bir maç olacak. Sen çok gol ne bekliyorsun. Ne bekliyorsun sen? Ben şimdi söylediğimi ama. Ya ben Beşiktaş maçı alır bence de. Ama öyle kolay alacağını zannetmiyorum. Goller olur. Hani az sonra Can yayına girecek. Can Küçük Yıldırım. Onun rolünü çalayım. Sesinden ben. Sesinden duyacağız onları yani, şey olur. Can genelde iddia yorumları yapıyor ya Can abi. Hı-hı. O şey der. Gol var maçı. Yani ben öyle görüyorum ben bu maçı. Bilmiyorum ne derler. Ya bilmiyorum. Benim de içimden nedense Beşiktaş bugün hiç zorlanmayacak. Senin içinden en son Beşiktaş'la alakalı geçen maçın yorumunu biliyoruz ikimiz de. O yüzden sana güvenim yok o konuda. Değil mi? O zaman Vedat'a bırakacağız. Vedat sen ne diyorsun maç için? 3.5 üstü olur dedi Vedat. Tamam dedim ya, karşılıklı gol var yani maçın durumu. O bol gollü bir maç izleriz ama Beşiktaş'ta gol ben de çok farklı gollerin olacağını ama Beşiktaş zaten... Bu arada bir son dakika haberi. Umut Meraş ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştır. Beşiktaş'ın resmi hesabından yapıldı. Yerine Serkan Emrecan Terzi sol bekte ilk 11'de forma giyecek. Henüz daha bir dakikalık bir haber. İşte şimdi bu zaman... Ne diyeceksiniz hocanıza ya da oynarken kafanızda çıkardığınız 11, kafanızda oluşturduğunuz oyuncu 11'i, profili maça ısınırken? Şu anda her şey değişti. Plan değişti. Belki Emrecan yedekte bir hamle oyuncusu olarak duruyordu. Evet. Her şey değişti şu anda. Evet, bundan sonrasını da sevgili Can Küçük Yıldırım'a bırakacağız. Teşekkür ediyorum sevgili Kerim. Ben de çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Senizin ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenler, bugün bize katlandığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ederiz. Haftaya tekrar muhabir masasında görüşmek dileğiyle herkese mutlu akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Türkiye'nin bonusu bol yasal bahis sitesi birebin.com muhabir masasını sundu. Spor!